seyircilerim merhaba. Bugün 43 yıllık sanat hayatına 52 film, 37 müzik albümünü sığdıran Arabesk Müziğin en sevilen isimlerinden, oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlikte de başarısını kanıtlamış sevgili Gökhan Güney bizimle. Hoş geldin Gökhan, nasılsın? Sağ olun, teşekkür ederim. <laughs> Çok sağ olun Hanım. <laughs> Çok teşekkür ederim o güzel sözlere e işte yani e, tabii kolay değil 43 sene az bir zaman değil. Değil. İnsan çok hani bile vardır pişiyor yani. Bayağı pişiyor. <laughs> Sohbetimize o, zaten e, senin sanat hayatını kariyerini. E, hepsini konuşacağız elbette İnşallah evet. e, Sinemadan uzaklaştın ama Öncelikle onu sormak istiyorum <laughs> Çok uzun zamandır beyaz perdede görmüyoruz Yok. Ekranlarda görmüyoruz Niye? Ekranlarda şey Bizde biliyorsunuz müzikle ilgili programlar olduğu zaman Hı? Biz Anker, gidiyorduk Şimdi evet. o da azaldı kalmadı Yani. Doğru. Türkiye'de şekil değişti Baya değişti Sinema deseniz e ee, biliyorsunuz bizim son dönem benim yönetmem olmamın işte nedenlerinden bir tanesi de Türk sinemasında o renkli televizyonlar işte bir sürü televizyon eskiden bir TRT vardı biliyorsunuz. Tabii. Bir sürü televizyon oluştu Türkiye'de. Hı -hı. Bunlar sinemaya bir sekte vurdu o zaman. Ya bu yüzden, evet. öyle yoksa e, biz sinemadan kopmadık ama Sinema bizden koptu. Gitti <laughs> çünkü insanlar eve kilitlendi. Evet. Televizyonlar izlemeye başladılar. Doğru. Senin izlediğin diziler var mı bu arada? Var yani var. Mesela babayı izliyorum ben. Öyle mi? Evet. Dinlediğin müzikler? Müzikler her türlü şeyi dinlerim. Yeter ki kulağıma hoş gelsin. Çünkü her bir müzik dinlerim. kulağım var. Yani öyle. Seviyorum ben. <laughs> Pop olmuş memnun olmuş hiç önemli değil. değil. Ben şimdi e, gençlerle karşılaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Diyorlar ki biz o Yeşilçam filmlerine bayılıyoruz. E, 90'lı yılların e, o müziklerini dinlemeye bayılıyoruz. Keşke o yıllarda yaşasaydık falan diye ibrederek Gerçekten bahsediyorlar. Öyle. Yani ne, sence e, nedir bu özlem? Biraz da galiba müzik piyasası biraz durgunlaştı, çok üretim durgunlaştı. azaldı. Çok durgunlaştı. Değil mi? Tabii eskiden satış diye bir şey vardı. Evet. Şimdi o bitti, tıklama oldu. <laughs> satış yerine tıklama. <laughs> tıklama oldu. Değil o yüzden mi? yani bakıyorsunuz her şey değişti. Şimdi tabii Türk sinema, yo, hani diyorlar ya ah ne güzel eskiden. Evet. Ben De siyah beyazı çok mesela özlüyorum. Ya. Şimdi biz bu işe başladığımız zaman renkli vardı. Evet. Ben siyah beyazı izliyorum ya İstanbul'un o boş zaman Boğaz'ın abi. boş yerlerini, o bebeğin sırtlarını falan Ay, özlüyorum ben. Yani... de özlüyorum. <laughs> Özlenmeyecek Şimdi, gibi. Izliyorum. ha bu arada e, eskiden derken ya yani Türk sineması hakikaten o zaman Türk sineması insanlara anlatırdı. İzleyen her kişi ben kendimden biliyorum çocuktum ben Sinemaya kaçardım. Babam beni her gün döverdi. Ya Sinemaya... o zaman biraz çocukluğundan bahsedelim. Tabii, Hakikaten. De, ki ben Hatay'ın Reyhanlı. Reyhan, Reyhanlıyım hataylısın. ben. Hı. Bizde Haran Köyü vardır. Meşhurdur. Hı Filmcilerin işte o Kemal Sunal Allah rahmet eylesin. Fatma Girdikler'in falan orada film çalıştığı dönemler. Oldum. Yıllar sonra Şelale adlı bir film yapmak için ben de gittim. Reyhan'a gittiniz mi? Ah, ne güzel. Var. Çünkü e, gerçekten Antakya'da Şelale var. Evet, çok güzel e, şelaleler var hem de. Evet. E, benim de şu anda gözümün önünde orası geldi. Gerçekten güzel bir yerde dünyaya gelmişsin. Çok güzel. İşte <laughs> onu diyorum ben. Kendimi bildim bileni sinemaya korkunç bir zaafım vardı. Hmm. Ve bizim evle sinemanın arası 150 metre yazlık sinemalar vardı. Tabii. İşte annem derdi ki oğlum gitme sinemaya bak gideceksin baba baban yine seni dövecek. Hey. Olsun anne derdim iki tane tokat atıyor alt üstü. Ben gideyim anne <laughs> derdim. Niye dövüyordu acaba? Yani, <laughs> hayır niye gidiyorsun hayır her gün sinemaya gidilir mi? <laughs> Aa, Tabii bir de ne var pa yani e Hülya Hanım e şimdi para da yok. O yaştaki çocuğun cebine Tabii. ne olur? <laughs> giderdik sinemaya. Allah rahmet eylesin o da öldü. Ee, sinemaya giderdik. beklerdik böyle. Film başladıktan sonra siz ne duruyorsunuz bakayım falan derdi. E paramız yok. Hiç mi yok? İşte atıyorum 25 kuruş var. Toplayın aranızda o paraları. Hadi girin içeri derdi. Ya <laughs> böyle falan o insanlar? yani. insanlar. Böyle. Güzel insanlar. Ah. Peki e, ben şeyi merak ediyorum. E, müzik yani sinemaya bu kadar meraklıydın da e, çocukluktan mı başlayan bir şey bu çok, müzik e, çok. ilgisi? Allah uzun ömür versin. E, Nuri Sesi Güzel halen yaşıyor. Ben ona dayı derim. Allah ömür versin. Nuri Sesi Güzel benim çocukluğumda müthişti. yani Gerçekten. E, arabasını falan kaldırmaya kalkıyorlardı falan öyle şeyler yaşadı Efsaneydi. Tabii efsaneydi. Onu taklit ederdim ben. O zamandan beri başladı. Zaten bu müzik öyle enteresan bir şey ki belli bir yaştan sonra olmaz. Evet. Başlarsa küçük yaşta başlar. Ya o o şarkıyı söylerken ben de söyleyebilirim diye sesinin Tabii. güzelliğini fark ettim. Yoksa onu, başkaları mı diyordun? Onu çok taklit ederdim bir de. ses Sesimin tonunu bile. Taklit ederdim. Taklit ederdim. <laughs> Hep derdim ki abi Reyhanlı çok küçük bir yer evet. orası kasaba. İskendron daha büyük. Derdim ki abi biz yedi kardeşiz en küçüğü bendim o zaman. Hı hı. Abi derdim beni İskenderun'a götür orada ben müzik dersi alayım. Hı hı. O yaşta hı hı. düşünebiliyor musun bunu yani? Ay. Bu söylediğim inanın 8-9 yaşında falan. Müthiş bir şey. Öyle yani müziğe karşı bir şey. Sonra tabii İstanbul'a gelince. Sonra İstanbul'a nasıl geldiniz? Şimdi benim abim e, üniversitede okuyordu burada. Hı hı. Dedim ki abi beni İstanbul'a götürsene gezeyim dedim. İşte yaşım da daha 14 falan. Götüreyim dedi Çünkü dedim ki abi ev tutuyorsun nasıl olsa evim var. Ya, ben evet. de yatarım bir kenarda. <gülüyor> <gülüyor> Beni getirdi buraya. İnanın o geliş bir daha ben dönmedim. Şimdi dönmem derken gidip geliyorum tabii El de. de tabii kaldım burada. Konfeksiyon işine girdim. Yıllarca ben konfeksiyonda çalıştım. İstiklal Caddesi'nde yıllarca çalıştım. Harika. Ama müzikle hep uğraştım. Ama Müzik bitmiyor değil bitmiyor. mi? O ruhunda o müzik var. Belki de İstanbul'da kalmaya karar verişinin nedeni. Tabii, tabii. Burada böyle imkan var. Amaç oydu zaten. Değil mi? Hatta benden dala geçerlerde çalıştığım atölyede. Ben ufaktım onlardan çok. Hı -hı. Ustalarım vardı. Hı -hı. Delerdi ki bana, siz hatırlar mısınız? Kum kapıda suyun üstünde böyle gaziyolar vardı eskiden. Hı -hı. Şey. E, Çayhaneler. Çayhane bunlar. Şey, alkolsüz halk Bildiğimiz halkın girdiği bahçeli. Amatör sanatçılar çalışırdı evet. Derlerdi ki git orada Bak orada alırlar seni falan Giderdim kapıya İnsanlar giriyor biletler kesiliyor falan Buyurun canım derdi adam Abi ben türkücüyüm işte türkü söylemek istiyorum <laughs> falan der Yavrum be Çok işim var yarın gel konuşuruz Bana yarın gel dediği zaman uçtum Hülya Hanım sonra Hü Ben Hü baktım Hümet. ki dört defa beş defa Bana yarın gel diyor Ha, ha dedim bu beni kandırıyor dedim. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, ya böyle başladık tabii ama çok... sonra askerlik geldi falan derken askerden sonra. Askerde benim... ama bandı takımında falan. Tabii, bandı, tabii ben bak, şey bak, yazdırdım. Bak sahneye çıkmışsın. Öyle yazdırdım kendimi. Allah aşkına. Tabii beni bando takımına ayırdılar. Ve Sivamon'u trompet çaldım. bayabildiğimiz bildiğimiz o e, trompet değil trompet. Trompet. Ha trompet çaldım. Bay iyi çaldım. Nasıl böyle öğrettiler orada öğrettiler. Ay, çok İstersen güzel. öğrenmeyin, döyüyorlar vallahi. <laughs> Bölük komutanın çok sevdi beni. Dedi ki seni çavuş yapacağım. Dedi çok güzel çalıyorsun. Bir de orada evinde şarkı söylüyor bu arada. Ay müthiş bir şey yani öyle ya. uzun bir ama hikaye. Ama uzun hikaye ama çok renkli doğru. bir e, geçiş Müthi bu. Müthiş, ya, Değil mi? Müthiş, yani İstanbul'a gelip e, bir yandan ekmek paranı kazanıyorsun ama bir yandan hayalini kurduğun şeyin peşindesin Tabii. aslında. Tabii. Ya. Sonra askerden sonra e, yine bir şeyle, konfeksiyon işiyle uğraşmaya başladım. Kumaş getiren Seracettin Erman diye bir Hı. Sanatçı vardı. plak yaptı sonra evlendi bıraktı. Abi bilemedim. Ee, dedi ki, müzikten konu açıldı. Dedi ki ben dedi Hadıköy Müzikler neyi var dedi altı yolda. Evet. Ben oraya gidiyorum dedi. Hocamız bizim Melahat Pars. Oo. Aa öyle mi ben de geleyim ya dedim. Ben bak bu işi yapmak istiyorum. Bir türlü ben bir kapı bulamadım. Bari hiç olmazsa müziği öğreneyim. Ondan sonra dedim belki bir şey olur falan böyle. Bu çok güzel. Ben 4-5 sene gittim oraya. O arada bir de gelinlikçi dükkanı tabii, falan. Tabii tabii işte. Ben, o, o nasıl? <laughs> o ben konfeksiyonla uğraşıyordum ya. Ha. Ee, un kapanında şey Allah rahmet eylesin hep e, rahmetleri anıyoruz. Öyle. Dedim ki abla biz dedim dikiyoruz. Satıyorlar para kazanıyorlar. Ya bizim işimiz bu. Biz yapalım mı bunu dedim. Gitti eşini çağırdı. Çalışan bir ablamız vardı. Hı hı. Çok zeki bir kadındı böyle modacı falan pozisyonunda bir kadındı. Dedi ki eşini çağırdı. Dedim böyle böyle dedim ben dedim biraz para bulayım. Siz de bulun. Un kafanda bir yer açalım, atölye açalım ve neticede gelinlikçi açtı. Ama bir yandan e, müzik dersleri devam tabii ediyor. Tabii, şeye Biz gidip bu geliyorum. Arada, O arada şey yazıyorsun. Şarkı Şarkı söz sözleri yazıyorum. Un kapanı zaten biliyorsunuz. EMC plakçı çarşısı 6. blok ben ikinci blokta. Ya çok müthiş bir şey anlatıyorsun. Aslında tabii. amacına ulaşmak istediğin yere yakın olmanın bir formülü bu. Aynı çarşıda bir sen varsın. Yukarıda tabii, tabii. şeyler tabii. plakçılar var filan. İşte o gelinlikler falan gelinlikte bayağı yürümeye başladı. Anadolu'ya çıktım bir sürü müşteri topladım. O zaman falan bir sürü işte bayağı faaldım. Aslında bir yandan da ticari kafa. Tabii onu da çalıştırıyordum. <laughs> Sonra e, şeye geldik tabii şarkı yani bu artık müziğe bir şey yapmam lazım. Kendi paramla stüdyoya girdim. 10 tane şarkı çaldırdım. Gittim bu bu müzikleri besteleyen sensin. Benim şarkılarım. Şarkı sözleri. Aranjonu şey yaptı Selami Şahin'le eee şey Ay Allah ya. Ee, Coşkun Sabah. Ay canım. Coşkun dedim ki ya bir kısmını o yaptı, bir kısmını Selami yaptı. Burhan Bayer çok yardımcı oldu. Hmm. O çaldı bazı şeyleri. Bu sözün ettiğin isimlerde de çok bu büyüktü. işin Benim yani şans, şansıma yani. Büyük o şans düştüm. değil mi? Tabii. Çaldırdım gittim bir tane un kapağında bir Mersinli bir plakçı var. Dedim ki ya bende 10-12 tane şarkı var çalınmış. Dağıtım yapar mısın? Dedi ki ben dağıtım yapmıyorum ama öncü plak var. Şimdi kapandı zaten. Hı hı. Önce Öncü plak yapar. Dağıtımcı. Gittim. Baktılar dinlediler. Tamam dediler yaparız. Kaç tane bastılar biliyor musunuz? Yani? 25 adet. <laughs> Long play. Yani. Dedim ki niye abi o kadar az? Evet. Dediler ki o bu Dur çok bakalım. pahalı bir iş. Önce depolara göndereceğiz. İstek gelirse çoğaltacağız. Evet. Ve o şekilde bir anda Dağıtıldı o 25 adet. Ufak ufak işte gidiyorum. Nasıl nasıl gidiyor falan gidiyor. diyorum. Diyorlar ki bana. Vallahi 50 tane sipariş geldi. O, işte bilmem 100 tane geldi. Şu geldi derken um kapandı yürürken Aa, Gökhan Güney e gidiyor diyorlar bana. Aa. Eyvah dedim ben tanınmaya başladım. <laughs> Ay, aslında kariyerin Evet, başladı, işte. başladı işte. O abi. ilk plak öylesine büyük ilgi gördü ki evet. bu sözün ettiğin ellileri, yüzleri, binleri geçti tabii. Evet. Ee, gerçekten e, bir insanın e, istediği hedefe ulaştığını hissettiği andır herhalde o tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Ee, artık plan istenmeye başlandı sokakta abi, görüyorlar. Aa, orada efendim. benim bir şarkım var Hülya mı ismi? Hmm. Tabii. Sonradan filmin de... Tabii Hülyam şeyle, <laughs> Güngör Bayrak'la yaptım. Ee, o çok tuttu o zaman. Ee, o şarkı bayağı tuttu. Ee, şey vardı Hülyam, o zaman e, bu şarkıcı furyası vardı. Işte, Var. Ferdi Tayfur patlamış falan filan böyle ortalık gerçek darmadağın. Bana film teklifi geldi. O da nereden? Ümit. Ona geçeceğiz. Ondan evet. önce ben e, şeyi merak ediyorum. Bu kadar yıl, dört sene, 5 sene... Melahat Pars'tan Türk sanat müziği dersleri yani aldıktan çok, sonra evet. arabesk müzik tarzında e, piyasaya çıkmana şaşırıyorum. Belki Şimdi de, ben e, biraz belki şey olacak ama e, şeydim böyle nasıl anlatayım. Mazbut bir ailenin çocuğuyum ben. Yaptığım her şeyi inanın benim bir sülalem var. Benim babam çok varlıklıydı zamanında. Hep onu düşünerek mi? Tabii babam varlıklıydı sonra abilerim iflas etti falan uzun hikaye derdim ki benim ailemi düşünmek zorundayım yaptığım her şeye çok dikkat ederdim Hı. şimdi tabi e, bu az talep meselesi insanlarda Elbette. her şey olabiliyor Türk sanat müziği okuyan çocuklar ya Zeki Müren'i taklit ediyorlar ya Bülent Ersoy'u o dönemler benim Hı. anlattığım dönemlerde onun yanında işte Ferit Ayfur patlamış Orhan abi zaten vardı ee, İbrahim Müslüm, ufak, Müslüm. ufak ufak Müslüm vardı hep vardı ee, biz beraber çalıştık Müslüm e, dedim ki arabesçi okuyayım ben ya. Ne olacak? Çünkü yöremin biraz da de var değil mi? Var yani genlerinde var. Ben konuşurken hemen soruyorlar bana sen Güneyli misin? Çünkü ben bir türlü kibar olamadım böyle. <laughs> kibar. Şey kibar e, konuşamadım. <laughs> gayet kibar konuşuyorsun. Şöyle laf. Yok yok değil ama <laughs> evet <Sırtıyo> bende. <laughs> <laughs> e, arabeskin gerçekten müzik kadar aslında sözleri de çok etkili. Çok. Ben yani, şarkım var mı? müzik dinlerken müzik belki e, daha e, ritmik neşeli geliyor ama öyle derin sözler var ki içinde e, etkilenmemek mümkün değil. Sen Arabesk Gülleri, gülleri, çiçekleri, bilmem neleri anlatmıyor. Türk sanatçının evet. hep böyle şeyler Acı çeken insanlar. Burada anlatıyor. her şeyi gerçeği anlatıyor. Dedim ya çiçekleri bilmem bilmemleri kırları anlatmıyor, direkt hı hı. konuları anlatıyor. Buradan kaynaklandı yani. Hayatın e, gerçeklerini biraz Tabii. daha anlatıyor. E, doğru, doğru. Anlatıyor. Ama herkes dinlerken kendinden bir şeyler buluyor. Kesinlikle evet. E, geç yaşta bir şöhret oldun. Evet. Muhakkak şöhretin olumlu yönleri kadar olumsuz yönleri de olmuştur diye düşünüyorum. Oldu mu sende? Tabii. Yani, yani benim burada tabii işte Anadolu'dan gelmiş ne kadar İstanbul'da büyüsem de ben 14-15 yaşındaydım... ...bazı yanlışlara düşüyor insan. Hı hı. Bilmeden de düşüyor. Benim mesela o zaman yılda dört film çekiyordum her sene 8 ayda bir albüm yapıyordum ve ve benim akıl hocalarım vardı sakın diyorlar dörtten fazla oku, yapma hmm. film yapma ya kendini falan İsmail Kalkan var bilirsiniz belki Tabii montajcı Tabii o benim şeydi akıl hocam Ümit Efekan öyle ya Erkan var montajcı Erkan o kesinlikle derdi yapma hep böyle şeyler akıl hocalarım vardı ne güzel. şimdi e, yanlışlara düşmem Şöhret beni, ayaklarım yerden kesilmedi. Ama şu, o şöhret bazen böyle evirdi çevirdi. tabi burada Döndürücü ben oluyor galiba değil mi? 20 Eğitim yaşında Eğitim. evlendim ben. En büyük hatayı orada yaptım. Buradaki üniversitede okuyan abim dedi ki yapmayın. Bu çocuk burada büyüdü. Daha çok ufak. Daha ünlü değildim. Yani evlendirmeyin babama falan. Babam derdi ki ben yaşlandım onun da bu, ailemin yani. en küçüğü bu dedi. Bu da evlensin falan öyle şeyler. Beni evlendirdiler. Evlendiğim insan da çok güzel bir yani kişiliğiyle bilmem neyle on numara bir insan. Benim hemşerim yani öyle hı hı. Köylüm. Ama o beni dağıttı. Yani şöhret beni dağıttı. Bazı şeyler yaşamaya başladım. Ben en son evimden ayrıldı beni. Şöhret. Tabii. Yani onu o o beni evet. bozdu. Demek ki e, birçoğumuz gençliğimizde birçok hatalar e, yapmış oluyoruz. O şöhretin verdiği bir e, sarhoşlukla karşılaştığımız evet. için. E, ama şöhret dediğimiz şeyle günün popüleri olmak arasında bir fark var. Tabii. Değil mi? E tabii şimdi ben popüler değilim, şöhretim ama. Değil mi? Tabii benim yani popüler olmak işte. <gülüyor> 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 popüler olmak günün şöhretlisi. <laughs> günün şöhreti. Ama bu şöhreti <laughs> 43 yıl taşımak başka bir şey değil mi? Evet, evet. İlk albümünde bir anda böyle bir başarı yakalayınca bambaşka bir kapı daha açıldı sana sinema. Evet. İşte Nasıl oldu bu ilk film teklifi sana? Çok enteresan. Dedim ya bazı insan vardır böyle pat diye şeye düşer. Ben yaptığım her şeyde on, on numara bir yere <laughs> düşüyorum hep. Ya öyle yaptım. Bir kere sinema ile ilgili ben Mecidiyeköy'e geldiğim zaman Mecidiyeköy'de bir adamın evinde bize bir oda kiralamış abime. Hı hı. Oda da kalıyoruz ikimiz. Ortak buzdolabını kullanıyoruz falan. Ben <laughs> o adamın evinin karşısında kim oturuyor? Efkan abinin annesi, Efkan Efekan'ın. Evet. Kardeşi Ümit Efekan. Ben bununla can ciğer oldum. Gidiyorum, abime dedim Ben Ümitlerde kalacağım abi bugün. Ya müzik dünyasında da büyük bir şansla giriyorsun. İkisine sinemaya de sinemaya da büyük bir öyle. Giriyorsun. Ümitle böyle sinema falan derken işte ben şöhret, biraz şöhret oldum. Ümit dedi ki, şimdi bu ara çok şey var. Böyle şarkı. Fiziğim de çok düzgündü benim Hülya Hanım Yani. Şimdi kilo aldık Az sonra için. göreceğiz. Tabii. <laughs> o Zenlerdeki filmlerden bazı sahneler gösteriyor. Film yapalım sana falan. İşte o zaman Yaşam Film diye bir film, firma vardı. Gazenfer Dilik ismi. Hı hı. Onlar sonra Apo kardeş. Ya. Ee, o istedi bir hemen onlardan ne güzel. sonra bir anla baktım. Bana öneme çekleri koyuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Peki ilk filmin. Evet. E Yönetmen Efekan. Evet. Ümit Efekan. O evet. Garibin Çilesi uz... Ölünce Biter. Ha, garibin Çilesi Ölünce Ölünce Biter. İsmi o. bak ya. Evet. Çok iyi. O zaman şey vardı. O üm, ismi de Ümit buldu. Ee, Orhan oh. abinin şarkılar var. Hor Görme Garibi. Ya, evet. Bilmem ne falan. Hmm. İşte şey yazıları, kamyonların arkasına ya. yazarlar falan. Hakikaten. O oradan esinlenmiş Ümit'te. Çok güzel ya. Evet. Garibin Çilesi Ölünce Biter. Evet. Evet. Yani. Ee, orada Ali Erona var. Zeki Alasya var. Zeki abi şey misafir oynadı. Ama, o da bizim e, montajcı abimizin dostluğu vardı. vardı. O, ee, ondan, şey vardı. E, Baki Tamer vardı. Reyhanlı da çekildi. Reyhanlı da çekildi evet. Değil mi o da enteresan. Reyhanlı da çekildi. i̇lk e, kamerayla karşılaştığın zaman ne hissettin? Gerçi yanında Ümit Efekan vardı ondan güç alıyordun ama. Alıyordum ama yani. Nasıl bir şey yani? Şimdi Kamera öyle başka bir şey Hani vardır ya ruhumuzda artistik var ama. <gülüyor> var <gülüyor> Fakat tabii. ne kadar olursa olsun kameraya bakmak bilmem ne mi sanattır. Yani bunu sonradan insan öğreniyor. Tabii ki tabii ki. Şimdi oradan onlar yönlendiriyor şöyle yap böyle yap buraya bunu bak durma, şunu buraya yapma bakma. falan sakın içine bakma. <laughs> <laughs> ya bu, bu şekilde başladı ve ne olduğunu anlamıyordum. Ya diyordum ki Ümit bu ben film için izliyorum filmi. Bir buçuk iki saat takır takır takır, takır gidiyor. Bu öyle değil ki. Çekerken öyle değil ki. ki. Eve giriyoruz. <laughs> alakası şeyler. Hadi üstünü değiştir diyorlar. Niye diyorum? <laughs> başka bir şey çeker. Başka bir sahne. Tabii. Başka ha? bir planını çekiyor. Tabii. bir köyde çalıştık. Evin sahibi dedi ki. Kardeşim dedi siz bir haftadır bu evin içinde çalışıyorsunuz. Ya dört tane duvar var dedi. <laughs> Dört türlü duvarı çekmek bu kadar zor mu ya derdi. Abi ne <laughs> duvarı ya sen bir, evet. Bir içinde... buçuk saatte seyrediyoruz. Bunu Ümit dedik biz... dedi ki anama. Sen dedi kardeşim kaç senedir burada yaşıyorsun? İşte şu kadar. E, biz de o hayatı işte yaş yaşatıyoruz burada. Falan yani o zaman o e, ilk filmde pek bir şey anlamadım. Sonra ikinci i̇lk... filmi zaten Kartal abi çekti. Evet. Kartal Tibet çekti. Eee İlk ilk yani ilk filmini konuştuk. Şimdi bir de ilk sahne deneyimini Avustralya'da Bülent Ersoy, İzzet Altınmeşe, biricik, biricik, falan böyle alan, bir turne herhalde. Şimdi şöyle bir şey, ee, ilk sahneye çıkmam, yani daha doğrusu ben sahneye çıkmıyordum. Çünkü şey diyorlardı, sakın öyle iyice piştikten Pişmeden. sonra sahneye çıkarsın. Sonra senin dediler filmlerin var, nasıl olsa film çekiyorsun, Anlaşmaların var. Evet. Sahne çok önemli değil. Çıkmasan da. Çıkmasan da olur. olur. Bir de plaklar satıyordu o zaman çok. Yani albüm sonra e, belli bir seneden sonra tam olarak hatırlamıyorum, 82'de mi, 83'te? Yasal kasetçilik diye bir şey başladı. Hı hı. Ya bandrol. Hı hı. Onun için korsanı önlemek için bunu yaptılar. Kasetler dediğiniz zaman kuyruk oluyordu onun kapanında. Böyle müthiş bir şey. Evet, tabii. Hevesle çalışıyor insan. O yüzden sahneye çıkmıyordum. Çık Sonra da olur. birileri geldi. Dedi ki Gel, Avustralya ya Avustralya'ya gider misin? Dedi orası neresi abi? <gülüyor> <gülüyor> Dediler Avustralya. Dünyanın hani bir şu Avusturya olmasın diyorum ben. <laughs> ne yapacağız orada dedim ya. Kim var orada? Dediler işte biraz Türk var. Kimle gideceğiz? Bülent Ersoy var. İşte İzzet Altınbeşe var. Şu var. Biricik var. Tamam neyse bir paraya anlaştık. Ve Kalktık gittik. İki tane iş yaptık. Müthiş. Sonra siz şeyle Müjdat Gezen'le gittiniz mi Avustralya'ya? Evet gittim. Biz o zaman Sidney'deydik. Tabii. Birimiz Melbourne'de birimiz de Sidney'de. Oradaki tabii. Türklere şey yaptık. Konserler verdik. Tabii tabii. tabii, tabii. Çünkü gün. Bülent söyledi bana. Bülent söyledi bana. Dedi ki Hülya Hanım şeyde Melbourne'da dedi. <laughs> yani. Çok güzel doğru. Biz çalışmıyorduk o gün. Evet. Boş oturuyorduk o zaman. Ee, şey ama sonra İzmir'de fuarda. Sonra biz Almanya'ya gittik bir de Bülent'le. Al Almanya ah tabii. Tabii. Ee, beraber e, fuarda sahneye çıktık dedim hatırlıyor musun? Ya ya ya. Değil mi? Sizden önce Allah rahmet eylesin Ekici Över ya. ve Hasan Bora eve geldiler ben Levent'te oturuyordum o zaman. Eve geldiler ne olur falan işte şunu yaparız. Bir, yo dedim ben, ben çıkmam. <laughs> Çıkmayacağım dedim. Sonra ertesi sene işte hmm. kabul ettim. Kadro dediler işte Hülya Koç'u saydılar. Barış Manço, Müslüm Gürses, İzzet Altınbeşe. Kim vardı başka? Güngör Bayrak. Müthiş. Ee, Medya Akartürk. Müthiş, müthiş kadro. bir kadroydu. Gerçekten. Çok da güzeldi. Güzeldi. Evet. Ee, bilmiyorum fuarlar eskisi kadar çok ilgi görüyor mu ama Fuarı yok kalmadı. Kalmadı değil mi? Bu iş bitti. Ee, bitirdiler onu. Yani mesela evet. Gülhane vardı. Gülhane'yi yok ettiler. Ya halbuki güzel, insanlar Bugün olurdu. atıyorum kim var diyelim ünlü Tarkan. Hı hı. Şimdi şu an gündemde en çok evet. olan Tarkan. Tarkan Tarkan'ı görmek mümkün değil yani. Öyle 3-5 kuruşa. Hı hı. Ama Gülhane gibi bir yerde çıktığı zaman Gülhane giriş o zaman 1 liraydı. 1 lira, 5 lira, 10 lira, he. 20 lira ne oldu? Bir, bir aile geliyor 5 lira onları veriyor. İçeri giriyorlar. Bekliyorlar ta geceye kadar. Konseri izliyorlar. Ya niye kapatıyorsunuz burayı, Niye yok ediyorsunuz? Ee, o zaman. Halk, halk konserleri gerçekten e, gerekli. E, halkın bu morale ihtiyacı var her zaman. E, sevdiği sanatçısıyla buluşmaya ihtiyacı var. Ben... E, Albümlerin dışında, hı hı. şimdi Sevgi Dünyası, Günah Defteri, Vurun Beni Öldürün, Hülya'm, Hülyam evet. Sevginin Bedeli, Sen de Söyle, Özlem, peş peşe, Özlem, peş peşe, e, film. Özlem, Gülşah <gülüşmeler> Film. <laughs> Özlem, bir de Kaderim var. Kaderim, kaderim çok güzel bir hikaye. Zaten Amerikalılardan almak. Zafer Par var bilirsiniz. Par. He, Zafer dedi ki böyle bir hikaye var dedi. Işte, Selim abiyle anlaştık. <laughs> dedi bu hikayeyi çekelim çok güzel dedi. Bir benzinci de küçük bir benzinci de adam besteci. Hı -hı. Ama alkole yenilmiş. Ee, Öyle bir hikaye. O, o filmden de e, bazı sahneler göstereceğiz. Candan sevmekten. Affedersiniz. Bana not var mıydı acaba? İsim neydi efendim? Gökhan Güney. Hoş geldin. Hoş bulduk. Üzgünüm, henüz adınıza gelmiş bir şey yok. Olamaz, az önce geldim zaten. Çok şakacısınız. Siz de çok güzelsiniz. Şile'de <laughs> çalıştık. Ya, ikinci filminde de... Sevgi dünyası. Oya Aydoğan'la çalışmıştınız. Oya. Bir ya. futbol topunu patlatmıştım falan. En son o topu işte yani, tabii çok güzel şeyler bunlar. Şey, sözümü tutamadım seni unutamadım diye üstüne yazı yazıp balkona atıyorsunuz falan böyle. Çok güzel. Gençlik şeyi. E, sonrasında e, Zafer Par'la beraber Bahar Ostan'la. Evet işte Kaderim dediğimiz film. Evet. Çok güzel bir hikaye ve çok güzel. Yani, Zafer baya güzel çalıştı. Ee, sakal makal bıraktırdı bana böyle hmm. bir takım Amerikan şapkası. Kaderim az önce söyledim. <laughs> evet, evet, evet. Ondan da e, görüntülerimiz var. Evet. Baharda şifa dinleyelim bu arada. Evet. Şey borcunu ödedin. Ne zaman gidiyorsun? Ben ben mi? Ee, hiç düşünmedim. Gideceğim desem neresi? Bilmiyorum ki. Ama isterseniz. Yanlış anlama. Gitmediğin için seviniyorum. Beni hiç düşündün mü? Evet. Ya sen? Zor bir soru. Kişi dedin az önce. Yaşadıklarından sonra... ...bir heyecan... ...birkaç olay kendince yepyeni bir yaşantı ve bir insan düşündüğüm sen belki çok erken belki de saçma bir soru bulacaksın ama yine de soracağım benimle evlenir misin güzel bir hikaye. Garip bir filmde oynamaya karar vermen. Yönetmen. Mi Yönetmenlik olayı benim Senaryomu... öyle bir şey yoktu tatlım da aslında. Topkap film vardı bilirsiniz belki. Tabii. Yaşar bir şey neydi soyismi olsun. Allah <laughs> Dedi ki ya film teklif etti bana yine Hı -hı. çalışmıştım Hı -hı. daha önce. Şimdi Türk sineması benim ya işte hızlı falan çalıştığım yönetmenden hepsi Osman Seden, e, Temel Gürsu, e, işte Kartal Tibet, e, bizim işte Zaferle de çalıştım. Şey e, bir sürü böyle isim yani isim Beğen o zaman isim. o dönem ismi iyi olan yönetmenler. Ben şey yapardım. Yani derdim ki siz bana 10 lira vermeyin atıyorum. 8 lira verin ama bana şu yönetmeni. Hı hı. Ya bu yönetmenlerle ...beni çalıştırır. Çünkü Sinema'yı yönetmen yapıyor. Tabii o yapıyor. Bir de yönetmen... ...şey diyor mesela... ...oraya Mercedes lazım diyor veya bilmem ne... ...araba lazım. Ee, ucuz yönetmen... ...ya 124 dolar falan diyor. Bilmem ne sallıyor yani. Olmaz. İnandırıcı olmuyor. Ee, sonra... Yani, ...yapımcıların biliyorsunuz şey derler hemen... ...aman abi 15 günde bitir. Hı hı. Veya işte 30 makarayla... E, bitir. ...bitir. Tabii. Çünkü şey... Fazla masraf olmaz. Yapam bütçemiz yok. Bütçemiz yok. adam ne yapıyordu? Koyuyor kamerayı. Tiyatro gibi git gel git gel böyle bir sahneyi bitiriyor. Olmaz. Ben dedim ki bak Yaşar'a dedim ki abi. Ben yönetirsem ha bana bu isimleri getiriyorsun ben bu isimlerle çalışmam. Şu isimler de çok para alıyor diye Türk sineması biraz sallantıda çünkü. Bana dedim ben yönetmen olurum. İyi bir kameraman bana Bulur. Salih dikişçilerle falan çok. Ya. o zaman. Dedim ki iyi bir yönetmen verirsen, şeye, Görüntü. kameraman verirsen e, ben yönetirim kendi duygularımı koyarım dedi. Tamam dedi adam madem ki bir de tabii ilerlemiştim sinemada var ya. E, herhalde. Şeydir, çok bir herhalde. de bende gözlemcilik vardı. Yani ben böyle film sahne bitti git orada otur değil. Yönetmen ne yapıyor, nasıl planlıyor, nasıl ediyor? Varmış demek. Bunları senaryoya bakardım. Tabii. Bir sahneyi kaç plana bölüyor? Resmin şeyine göre eğer yakın çalışması gerekse sahneleri çoğaltıyor falan. Ben hep bunu gözlemcilik yapardım. oradan ö ötürü yoksa hatta Ama... bana kızdılar. Dediler ki ne işin var sen yönetmenlikte? Bana başta Ümit dedik. <laughs> ya dedim Ümit ben yönetmenlik değil benim amacım. Benim amacım bu. Ee, senaryoda senaryoya da zaten tabii. çok e, karışıyorsun. Tabii. Tabii, tabii, tabii. E, müdahil oluyorsun. Eee bu iş nasıl yapılıyor? Onun içine girmek istiyorsun. Çok da tecrübeli yönetmenlerle çalışmışsın zaten. Çok, onları izlemek. Çok. Hakikaten iyi. Şahin Gök vardı bir de onu getirmeyeyim. Ya. Öldü Allah rahmet etsin. Ya, yani çok o da isimler. iyi bir yönetmendi. Çok çok. Şimdi bir de şey dediğim gibi yani e, şey iyi yönetmen çok para alıyor. E ne yapalım? dedim ben kendim yöneteyim o zaman dedim. Bu şekilde anlıyorum. Yani demek ki e, sinema senin için çok önemliydi. Zaten sinema benim müzik müziği açtı bende. Müziğin önüne geçti. Önüne geçti. Çünkü bir de yönetmenlik tabii de o zaman şey vardı. Bilirsiniz Hülya Hanım. İşte işte sezon başladığı zaman 8 sinemaya 10 sinema İstanbul'da diyelim. Giriyorsunuz. Haftada ne getirdi? Ona bakarlardı hep. Tabii gişe. Gişe. Tabii tabii. O, tabii. Benim gişem çok iyi bir yerdeydi. <laughs> Şimdi benim bir huyum vardı. Basınla fazla uğraşmazdım. Basından çok uzaktaydım. <laughs> Halkla olan iletişim yetiyordu. <laughs> ben yaparım. Basın takdir ederse eder. Aslında yanlış. Maalesef <laughs> ee, kovalamak lazım. Günümüzde dediğin gibi e, tanıtım... Tabii. öne geçti. Tabii. Ee, malın ne olduğu önemli değil, nasıl tanıtıldığı, nasıl sunulduğu. Bu. Menajerlik yoktu bizde o zamanlar. Değil mi? yok? Yoktu öyle bir şey. Ee, senin hem oyunculuk yaptığın hem de yönetmenliğin üstlendiğin Sevdim Seni'den Görüntüleri Evet Sevdim tamam. Sevdim Seni. Tamam. Kimsiniz? Neredeyim ben? Cennette. Şaka yaptım. Benim meleğe benzer bir halim var Buranın da cennete benzer bir yanı. Üzme kendini yavrum. Eğer birkaç dakika daha geç kalsaydım, şimdi yaşamıyor olacaktım. Şansım var. Sen buna şans mı diyorsun? Bu rezil dünyada, bu rezil insanların arasında yaşamanın neresi şans? Neden kurtardın beni? Neden kurtardın? kaç yaşındasın? 16 Tam 30 yıl. 30 yıl mı? Evet. Tam 30 yıl senden fazla yaşamışım bu dünyada. Senin dediğin gibi bu rezil dünyada, bu rezil insanlar arasında. Bunca yıl içinde öyle acılar yaşadım ki hem oyunculuğu hem de yönetmenliği sevdin. Evet çok. Ben sinemayı sevdim. Sinemayı bir sevdin. Acayip. Sinema diliyle çünkü çok geniş kitlelere True. ulaştın. Onların seni sevdiğini gördükçe bütün sevginin çoğaldığını hissettin. Evet. Şimdi yine yönetmenliğini yaptığın can yoldaşım. Sana can dayanmaz. Evet sana can, ya can o dayanmaz. Iki... Tanrı seni korusun. Tanrı seni korusun. Ve ayrı dünyalar. Ayrı Böyle dünyalar. peş peşe peşe. Yani dediğin gibi senede üç dört tane. Bir Yine bir kolajımız var. Evet. Çünkü hepsini gösteremiyoruz. Biraz tamam. örnek olsun tamam. diye. Ee, sana can dayanmaz ve ayrı dünyalar evet. gelecek Şudakarlığı yapacaksın bana. Mecbursun. Çünkü her şeyini bana borçlusun. Babam beş parasız öldüğü zaman... Anacın sokaklarda kalmıştı. Seni, kardeşini ben büyüttüm. Ben yaşattım. 15 yıl ben baktım sizlere. Sana babalık ettim, ekmek verdim. Minibüsünü de ben aldım. Başıma vurmak için mi yaptın o iyilikleri? Şimdi sıra sende. Hayatta ilk ve son defa bir şey istiyorum senden. Beni öldür ama bunu isteme benden. Hayatı ne kadar zor kazandığımı başarana kadar neler çektiğimi biliyorsun. Şimdi tam para kazanırken... ...sana da, çocuklarıma da... ...güzelden güzel bir düzen kurmuşken... ...her şeyi bırakıp gidemem ben. Evlendiğimiz zaman beş kuruşun mu vardı? Senden para isteyen kim? Ben eski hayatımı, kocamı istiyorum. Lanet olsun büyük şehre. Bizi birbirimizden kopardı. Bahane bunlar. Parayı, başarıyı, mutluluğu burada buldum ben. Ah bir yandan e, seyrederken bir yandan hayatı da gözden geçiriyoruz değil tabii, mi? Tabii. Neler 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 ve her biri hayatın içinden alınmış hikayeler. Sabahleyin işte işe gideceğiz. Bazen derler ki ya e, sokakta çalışacağız onun için sokağa gel. Yani hı hı. yani evde değiliz. Çünkü ev olunca ben eve gidiyordum ve hepimiz öyle yapıyorduk. Harici tabii, için. Tabii harici Şer'den. çalışacağız deyince biz de o zaman sokağa gidiyorduk. Bir bakıyorsunuz böyle beş tane ekip, herkes bir yer işte hazırlığını yapıyor, bilmem evet. neyini yapıyor, çekime gidiyorlar. O zaman Türk sineması çok güzeldi. Şimdi tamam sinema var belki ama ya sinema işte komedi var bilmem ne falan. Ee, şimdi dediğin gibi daha çok komedi filmleri popüler ama sinemamız da çok ilerledi. Ve Mutlaka. Dünyadan da ses getiriyor, ödüllerle dönüyor. Ee, ama o filmler nedense daha az kişiler tarafından seyrediliyor. Çünkü onlar. Dünyadan geldiği zaman bilin ki Türkiye'ye bir şeyler diyor ediyor, bir laf ediyorlar Türkiye, <gülüyor> <gülüyor> oradan o gidiyor. Ayrı, o, da o da ayrı, ayrı yani. o da ayrı. Bizim sinemamız öyle değildi. Evet. Bizim sinemamız insanımızı anlatırdı. Evet. Yaşanmış hikayelerden de çok Gerçekten olmuş. yaşanmış hikayeler, Onlar sadece bizim hikayeler, bizim. hikayeler, samimi, Tabii. dürüst insanlar. E, gerçekten e, bugün o filmlerin hala izleniyor olmasının Tabii. nedeni de bu gerçek olması, dürüst olması. Tabii tabii. Bu arada ben bizim bizim diyorum ya. Hı, hı. E, sinemacılar beni filmci saymaz, saymazlar. Niye? Şarkıcı. <laughs> Hep o damga <gülüyor> yiyoruz <gülüyor> biz. Evet. <laughs> damga yediğimiz Ama için. Ama ne ne kadar şarkıcı. Niye öyle? Yusuf Sezgin'e diyorum ki. Ya kardeşim festivaller oluyor niye çağırmıyorsunuz ya? Ya sen şarkıcısın. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Şimdi ne büyükse adet ki hem şarkı söyleyebilen hem aktörlük yapabilen hem yönetmenlik yapabilen. Dünyada var bu. Bir Dünyada kere. da var. Kaç kişiye nasip oluyor Ama zaten? Ama işte maalesef şarkıcı çok daha değerlisin. <laughs> evet <sağ ol. gülüyor> İlk sesini duyduk ya. Evet ondan. Ama gerçekten filmlerin çok popüler oldu. Aynı zamanda albümlerde hep zirvedeydi. Tabii. E, tabii. Melek Yüzlüm. Melek yüzlüm Candan Sevmeli. So, yaş bir seni düşündüm bir de kendimi diye bir şarkı var böyle slow bir parça. Hmm. O çok tuttu zamanında. Hepsi hepsi. William zaten beni şeye sokağa atan o. <gülüyor> <gülüyor> oh, evet. ee, galiba en son 2021 yılında bir şarkı çıkardın. Bir albüm evet. Ya şey albüm, tıklama albümü. Yani şey yani bir plak değil. Yok, hayır e değil. Şey, sosyal medyada yayınlanıyor. İkişer, üçer böyle şeye atıyorlar, sosyal medyaya atıyorlar. İşte ama, ne kadar tıklanıyor falan bunu onu... Ama günümüzde bu, günümüzde de bu. Ya bu ama. Ama bu, bu tatmin etmiyor değil mi Bakın bir şey, şey oldu ben e, bir yerden aradılar dediler ki ya Mine Koşan'ı sen tanıyorsun. Televizyona gelebilir mi programa bir Hı -hı. sanatçı arkadaş Dedim ki Mine. Böyle böyle falan dedi. Tamam abi dedi. Ne kadar veriyorlar dedi. Ay canım. Benim. dedim ki ne parası ya dedim. Televizyona ayıp istendir mi falan. Böyle hep alışkın değiliz ya televizyondan para istemek. Hakikaten. Çünkü program biz, yap biz yapmıyoruz. Biz misafiriz. Derdik, dedi ki bana abi eskiden öyle şey konuşuyor. Öyle abilim <laughs> eskiden dedi sahneden para kazanıyorduk. Sahne vardı. Şimdi sahne yok. Plaklarımız satıyordu. Oradan Allah para Allah. kazanıyorduk. Ya şimdi taş mı yiyeceğiz derdi. <laughs> Yani, ya aslında e, bu derin bir mevzu, ciddi bir öyle. mevzu. E, öyle. Allah bir... sağlık versin, ömür versin Orhan ile bu konuda çok e, uzun uzun tartışıyoruz ve dertleniyoruz ve çare e, aramaya çalışıyoruz. E telif dediğimiz konu gerçekten e, çok önemli. Sanatçıyı yaşat ki sanat yaşasın gerçekten sanatın durduğu, küstüğü, yapılmadığı bir ortamda evet. insanlarımızın ruh sağlığını nasıl koruyacağız? Hülya Hanım inanın şimdi biz hadi yine bir şeyler kazanıyoruz, ekstralara gidiyoruz veya birikim var falan. Öyle dev şarkıların, dev şarkıların söz yazarları aç olmaz. Yani olmaz, olmamalı. Resmen yani olmamalı ee, o besteler olmazsa o şarkılar söylenmeyecek dolayısıyla o şarkıcılar da olmaz herkesin ağzında evet işte mutlu ol yeterler bilmem kimler Aa. bunlar bestecisi Aç ee, öldü senin e, popüler yaptığın birçok şarkı bir baş başka başka şarkıcılar tarafından da okunuyor değil tabii. mi tabii. tabii, tabii. Ama gençler şimdi şeyi onu... diyeceksiniz belki e ee, Müslüm'ün okudu şarkı var ya, kaç gaydeh kırıldı? Sarhoş gönlümde. Ben bunu ben yapmadım. Burhan ait bu. Hı. Ben okudum ama. Ha. İlk ama ben okudum, meşhur ben ilk okudum. Sonra üstüne çok gitti Müslüm. Televizyonlarda falan çok kullandı. Ona mal oldu o zaman. <laughs> Helal olsun. Helal olsun. Tabii. <laughs> çok yani. çalıştık Müslümle ben çok çalıştım. şeydi böyle çok enteresan bir adamdı. Çok. Ha derdi, Aa, muhterem yeter. <gülüyor> <gülüyor> Allah canım, muhterem. Allah razı Muhterem Hanım yani. şeydi biraz böyle. Ya. Onu şey isterdi. E, o dağınıklığını falan üstünden atsın isterdi. Ama o adam öyle bir adam. Öyle sevdik Onun üstünden. Onu işte, yani. yani. Tabii çok. Çok, çok. özel. Ee, Gökal filmlerinden o kadar pasajlar göstermeye çalıştım ama. Seni şarkı söylerken gösteremedim. Dostum, Eğer e, kırmazsan beni bir şarkını ya da ya, bu son <laughs> yaptığın şarkıdan birini fırıldanırsan ben çok Ben seviyorum. onu söyleyeceğim. Ee, tamam. Sonra ben bir şey daha söyleyeceğim. Tamam. ile ee, ilgili. Memnun olurum. Ee, i̇lk albümde okuduğum şarkı işte. Sahi. Benim <laughs> gecelerimde ne bir gün ay doğar Ne de bir yıldız güler Kapkaradır gökyüzüm Bir gün ümit veriyor Bir gün kırıyorsun Bir gün hem ağlatıp Hem güldürüyorsun bir gün hem sevindirip hem de üzüyorsun Hülyam ah Hülyam ah Hülyam ah Allah'tan korkmuyorsan kuldan utan Boş yere ümit verme sevmiyorsan söyle de ayrılalım istemiyorsan ah söyle de ayrılalım istemiyorsan ah teşekkür İlhanım. ederim kulağımızın evet, pası gitti vallahi ilk, ilk benim ilk harikaymış. albümde bunu okurken <laughs> ne güzel. stüdyoda ben Nuri sesi güzel hayranıydım ya <laughs> stüdyoda benden sonra Nuri sesi güzel okumaya gelmiş ee dediler ki Nuri evet. sesi güzel gelecek şimdi ben stüdyodayım bir Nuri sesi güzeli görünce heyecanlandım böyle sonra <laughs> dedim ki ilk okuyorum da tabii ki hiç unutmuyorum ya dedim <laughs> mi? abi dedim ya ben dedim senin için ölürdüm ben falan. <laughs> ha öyle mi canım falan dedim ben. <gülüyor> <gülüyor> canım yani Allah sağlık şey, Tabii hayat o kadar hızlı gidiyor ki bakın mesela 43 sene geçmiş. Ya. 79'a yaptım ben bu şarkıyı. O zaman Ben şey söyleyeceğim bir de. Buyurun. Şimdi Türk sineması daha doğrusu Türkiye'de bir insanı çabuk tüketiyoruz. Her şeyi, şarkıyı insanları öyle bir çağdayız tamam ama gelirken biraz dertleştik arabada şimdi dünyada işte Amerika'dan bilmem neye kadar belli bir yaştaki insanlarla diziler çekerler film çekerler falan benim için söylemiyorum bunu ya bugün ben Ferit Tayfun işte atıyorum Selami Şahin bir Orhan abi veya bir <laughs> bu dörtlü bir üçlü neyse bir bir dizide Dizi veya film. Bir dizide herkes kendi hikayesini anlatacak şekilde hmm. bir e, bir şey yapılabilir. Yani film Tabii yapılır. yapılır. Ama yapımcılar nedense gidiyorlar, geliyorlar. Hepsi eskiden şey vardı bir de raftan senaryo indirirlerdi. Bir hikaye bakarsanız beş kişi çekmiş. Bizde bu alışkanlık var insanlarda, yapımcılarda tembellik var. Tembellik var. Şimdi de yabancı. buluyorlar. Dizilere bakıyorsunuz hep birbirine benziyor. Çok. çok Halbuki izliyorlar. niye yapmazlar? Niye demezler ki kardeşim? Bakın mesela şeyi çok cesur buluyorum ben. İşte ee, işte o ölenlerin filmlerini yapıyorlar ya. Müslümin yaptılar, Bergen'in yaptılar. Yaptılar. Bergen yaptılar. Yani ne ne kadar güzel o Mustafa'ydı galiba arkadaşın ismi. Bunlar niye yapılmaz? Kavuslu, Türkiye'de mi? niye yapılmaz? Bunlar önemli çünkü bu insanlar Yıllarca sanata şey emek vermiş insanlar. Bizde de e, kaybettikten sonra sanatçının değeri hatırlanıyor. Allah'tan bir şey var şimdi. Fatih Terim Allah uzun ömür versin. İşte hemen Fatih Terim Stadyumu diyorlar. Evet. ne diyorlar? Adam hayattayken yaşatıyor. Yaşatıyor, <laughs> yaşatıyor diyorlar. Yani ya, sevgili Gökhan, aslında e, konuşacağımız, dertleşeceğimiz çok fazla şey var ama evet. Zaman ne yazık ki bu kadar. Ama hiçbir şekilde boşa geçmemiş zamanın. Top geçmiş. Ve birçok senden sonra birçok gencinde rol modeli olmuşsun. Ne güzel. Ben çok küçük şeylerle mutlu olan bir insanım. Böyle bir yapım var. Ne güzel. Yani, yani onun için Allah'tan hep derdim ki Allah'ım sen ne kadar takdir ediyorsun onu ver bana. Gençlere ne söylersin? Gençlere şunu söyleyeceğim. Bir kere gençler tamam çok güzel e, okumuş müzik için söylüyorum. Tabii ki. E, konservatuvar okumuş, müziği bilen insanlar falan. Biraz e, ya, bir besteyi yaparken, bir şeyi yaparken biraz melodi katsınlar, bir şey katsınlar. Yani o bir lezzet de, yani. Bu melodi insan, eksik değil evet, mi? Yani, var, melodi. Yemek yaparsınız, o yemeğin Gidi bir defalarca de... gidip tuzuna bakarsınız, yağına bakarsınız. Bir de ya, şimdi rap var, rap. Tabii o abi de konuşarak şarkı <laughs> söyleme, değil mi? Rap o çok. Bu popüler o, yani bu saçma bu rap. Stop 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 öyle bir tipler. Ahmet geldi, Mehmet gitti falan. gençler onlar. yani onu diyorum. Müzik için onu söylüyorum. Şey için de e, yani diziler diyeyim, sinema demeyeyim de. Dizilerde de gençler ayaklarını çabuk yerden kesiliyor. Yapmasınlar. Peki. Biraz dikkat etsinler. <laughs> Çok teşekkür Bence. ederim. Sağ ben olsun. teşekkür ederim. Sevgili seyircilerim, sizlere değerli şairimiz Nazım Hikmet'in çok sevdiğim bir dizesiyle veda etmek istiyorum bugün. Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.